طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. أمانة رعاية تتمك لازم بير السنة بير شيء تسلم التمة سنين ديل درو و أمانتر و أضمن إذن olmadan ona kimseye veremezsin. Sen de sen kendi istediğin gibi davranamazsın. Sana bir iyilik yapılmış, sana bir yer teslim edilmişse ya başka bir şey teslim edilmişse herhangi bir şey onu başkası isterse sahibine soracaksın. Bunu alabilir miyim, bunu verebilir miyim? Yok, sahibi yoksa veremezsin. İzin almadan veremezsin. Ama alırken ben tasarruf edebilir miyim, bunu alıp da götürebilir miyim, öyle sorabilirsin. Onu sormadıktan sonra hiçbir kimseyi evine, oturduğun yere alamazsın. Eve girecek insan da izin almadan giremez. فلا تدخل البيوت حتى تسلم عليها. إذا قيل لكم ادخلوا فادخلوا. تم آية كريمة Türkçesi eve girmek için izin isteyin diyor. İzin istedim, edep yaptım. Ben girmem lazım. Ev sahibi beni sokmadı. Ayıp etti. Yok öyle bir şey yok. Hakkı var ev sahibinin. Seni almamaya hakkı var. İzin verirse girin diyor Allah Azze ve Celle. Girmez, izin vermezse girmeyin. Şimdi geliyorlar, Peygamber Efendimiz alırdı. Yok, kaç tane ayet var, seni duvarların arkasında bağırıp çağıranlar akılsızdır. Akılları o sabredip de bekleselerdi, edeple şey yapsalardı, sen onlara çıkana kadar daha hayırlı olurdu onlara. Ama Allah gene affedicidir. Onları affeder. Ama illa da mecbur değil kimse. Kimseyi ev almaya mecburiyet yok. Allah'ın kanunu bu. Kendi kafamıza göre değil. Yok ayıp etti, yok günahtır. Günah değil, ayıp değil. Yani insanın hali belli değil, evin içinde vaziyet belli değil, kimseye de mecbur değil söylemeye, özür dilemeye, özür belirtmeye. Çünkü meczuplar dinlemiyor, bakıyorsun eve geliyor. Bu meczuptur, meczupu zaten evden uzak tut. Meczuplarla fazla haşır neşir olma. Onlar divane, Allah ele yaratmış. Onları iyilikle yüz verme. Yüz verdi mi ondan sonra şikayet edersin. Çünkü onlar, Allah onlara dediğimiz gibi akılsızdır. Allah affedicidir. Onlar affeder ama senin evin mahvolur. Düzenin alt üst olmuş olur. Onun için bu dinde ayıp yoktur. Hakkı söyleyeceksin, utanmayacaksın. Her şeyin usulü, adabı var. O söylemek lazım. Kendi kafana göre din olmaz.
Buna dikkat etmek lazım. Dediğimiz gibi eve gelecekse adabı var, usulü var. Evde kabul olunabilir mi, olunmaz mı? Çünkü şimdiki zamanın evleri de öyle eski zamanın gibi değil. Haremlik, selamlık yok. Doğrudan evin içine giriyorsun. Aile var, şey var. Yani kabul olur musun, olmaz mısın? Ona çok dikkat etmek lazım. Buna da yani burada söylüyorum, akıllısı da akılsızı da dinlemiyor bu şeyi. Gelip kapının önüne dayanıyor. Seni de zor duruma düşürmüş oluyor. Bir utanmış oluyorsun. Ne yapacağım şimdi? Misafir geldi ama ev müsait değildir. Bu dediğimiz gibi çok mühim bir meseledir. Buna dikkat etmek lazım. Nerede müsaade olur, nerede kabul olunur, ona göre sorup da öyle gelmen lazım. Allah hepimize akıl fikir versin, ya edep versin inşallah. Ve minallahi tevfik. El-Fatiha.